Cinsmatiler kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayız ve bu videoda ne yapacağız? Maske yapacağız arkadaşlar. Geçirdiğimiz şu zor dönemlerde her zaman maske ihtiyacımız var ve evde kendimiz nasıl maske yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. O zaman hemen bir jelimiz gelsin ve başlayalım. Şu şekilde bir maske yaptım. Ve bunun yapımını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Size anlatmaya çalışacağım. Umarım hepimiz için güzel, yararlı bir video olur. Şu şekilde bir kalıbımız var arkadaşlar. Bu kalıbı nasıl yaptığımızı anlatacağım. Maskemiz için gerekli olan malzemeler 2 adet kumaş ya da 1 kumaştan yapabilirsiniz arkadaşlar. İçi dışı aynı olabilir. Ben içini beyaz akfil kumaştan yaptım. Dışını özel basım bir kumaştan yaptım. Lastik düğme gerekiyor. Bir de burun üstü için tele ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle bir burun telimiz var. Ve şöyle de 2 tane 17'şer santimlik lastiğe ihtiyacımız var. 2 adet de şu şekilde kenarlarını takmamız için düğme ihtiyacımız var arkadaşlar. Ya da isterseniz düğme yerine başka bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi bu maskemizin kalıbını nasıl yaptık? Şöyle A4 bir kağıdımız var ve A4 kağıdımızı tam ortadan ikiye katlıyoruz. Şu şekilde. Ve arkadaşlar bakın katlı kısım şu şekilde. A4 kağıdımızın bu boyu tamam. Şurası 16 santim olacak arkadaşlar. Şurası 16 santim olacak. 16 santim işaretliyoruz şuralardan. Her iki taraftan. A4 kağıdını ikiye katladık ve iki taraftan 16 santim işaretleyip burayı kesiyoruz arkadaşlar. Şimdi katlı kısım burada. Aynı şekilde böyle duruyor arkadaşlar. Şimdi buradan 4 santim işaretliyoruz. Ve yine karşısından hemen 4 santim işaretliyoruz. Sonrasında şuradan 8 santim işaretliyoruz. Ve aynı şekilde şuradan 4 santim işaretliyoruz. Ve yine buradan 4 santim işaretliyoruz arkadaşlar. Şurası 4 santim. Şurası 4 santim. Şurası 8 santim. Yine burası 8 santim. Şurası 4 santim. Ve burası da yine 4 santim arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz. 8 santim işaretlediğimiz yerden 4 santim işaretlediğimiz yere birleştiriyoruz arkadaşlar. Çapraz bir şekilde. Aynı şekilde üst tarafında bu şekilde yaptık. Sonra 4 santimden 4 santime ve 4 santimden 4 santime yine aynı şekilde birleştiriyoruz. Evet. Bu şekilde kalıbımız kesiyoruz fazlalıklarımızı ve kalıbımız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Buradan 5 santim işaretliyoruz arkadaşlar. Ve burası 5 santim bizim bu kenarı kıvırma payımız arkadaşlar. Hemen bunu da keselim. Kalıbımız hazır. Bu şekilde kalıbımızı hazırladıktan sonra kumaşlarımızı kesiyoruz ve kumaşlarımızı da ben şu şekilde kestim arkadaşlar. 2 adet kumaş bu şekilde hazır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şu 4'er santimlik kısımları dikiyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde iç kumaşımızı da şuralarını dikiyoruz arkadaşlar. Sonrasında birleştirmesini yapacağız. Hemen şu kısımları dikeyim ve devam edelim. Evet arkadaşlar, şu kısımları diktik ve bakın bu hale geldi. İki kumaşımız da bu haldeler. Şimdi üst üste getirip şu şekilde arkadaşlar iç içe sokup
dikiyoruz arkadaşlar. Dikerken burun kısmına telimizi koyacağız. Önce bu dikişimizi yapacağız arkadaşlar. Dikişimizi yaparken biliyorsunuz ters çevirmek için bir boşluk bırakıyoruz ve o boşluktan ters çeviriyoruz. Yani düzünü çeviriyoruz kumaşın. Çevirdiğimizde o boşluktan telimizi sokuyoruz. Buraya burun kısmına tam ortalıyoruz arkadaşlar, şuraya. Ve ondan sonra o boşluğu kapatıyoruz ve yanlardan iki tane dikiş atıp bir de altından dikiş atıp telin oynamaması için sabitliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu dikişleri yapacağız ve sonrasında devam edeceğiz. Maskemiz bu hale geldi, gördüğünüz gibi. Burun telimiz burada. Bakın. Çene kısmı bu şekilde. Şimdi şu kısımlara düğme, yani şu şekilde düğme yapacağız. Ya da bu şekilde perçin takacağız arkadaşlar. Şimdi düğmeni yaptım, bir de ben perçini yapayım diyorum. Öncelikle 5 santim demiştik arkadaşlar. Şuradan ben hemen kalıptan işaret alacağım. Evet. Şu şekilde kalıbı üstüne koyup 5 santim zaten orada işaretlemiştim. Evet arkadaşlar, şu 5 santim içeriye doğru şu şekilde katlıyoruz ve buraya düğme ya da benim şu an yapacağım gibi perçin takıyorsunuz ve işlem hazır oluyor. Bakın. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Diğerini düğmeli yapmıştım. Bunu da bu şekilde yapmak istedim. 5 santim ölçüp katlıyoruz arkadaşlar. Ve oraya düğme çıt çıt ya da işte şu an yaptığım gibi perçin takıyoruz ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi maskemizin şu anki görüntüsü bu arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Şimdi 17 santimlik lastiklerimizi şu şekilde birleştireceğiz ama önce tabii ki bu oyuklardan içeriye geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle buradan geçirip şu şekilde birleştiriyoruz. Ve düğüm yerini, birleştirdiğimiz yeri içeriye alıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde diğer tarafa da yapıyoruz. Şu şekilde birleştiriyoruz. Yine düğmeyi içeri alıyoruz ve maskemiz hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maskelerimiz bu şekilde gayet kullanışlı ve gayet sık oluyor arkadaşlar. Çene kısmı ve burun kısmı tamamen kapanıyor, birleşiyor. Ve bu şekilde de rahat bir kullanımı var. Farklı oluyor, güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Maske yapımı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım hepimiz için yararlı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki videodan haberdar olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve patili kalın arkadaşlar. Bye bye.